Esselamu aleyküm arkadaşlar. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzeriniz olsun. Arkadaşlar, Antalya'dayım bugün. Antalya Kemer Göynük. Orada ikmal yaptım. Şimdi Kemer'den Antalya'ya dönüyorum. Merkeze. Burada şu karşıdaki gördüğünüz dağdan, dağın içinden geçeceğiz. O kayaların arasından. Çünkü orada tünel var. Tünelden geçeceğiz. Ferhat gibi dağları delmişler. İki tüp tünel, bir gidiş bir geliş. Tünelden bisiklet yolu bile var yolun kenarında. Bisiklet yolu yapmışlar. Bisiklet de geçiyor tünelden. Evet, dağın altındayız. İşte Ferhat gibi delmişler diyoruz ya. Gerçekten delmişler yani. Şu kırmızı ışıkların dışında bisiklet yolu var. Tam kenarda. Oradan bisiklet geçebiliyor. Gelince diğer tünelden geldim. O daha düz idi. Bu biraz daha kıvrak. Daha eğri yapılmış. Diğeri daha düz idi. Ne sebeple öyle yapılmış bilmiyoruz. İki tünel olması lazım. Şimdi bir tünelden daha geçeceğiz ama bu şimdiki geçeceğimiz tünel daha kısa. Öyle diye hatırlıyorum gelince çünkü sabahleyin öyleydi. Gördüğünüz gibi karşıda tünel var ama gelince iki tünelden geçtik. Gidince de iki tünelden geçeceğiz. Geri dönüşte. Tünelde diyor bisiklet var. Yani dikkat edin, farlarınızı şiddetli yakmayın. İçerideki bisiklet sürücüsünün gözünü alır. Allah korusun, aracın altına düşer diye ikaz yapmışlar.
tabii daha kısa öbürüne göre. Gerçi camın bir tanesi açık. Kapattım. O yüzden bir de klima açık. Üfürüyor. Onun havası geliyor olabilir size. Evet. Sağ tarafımızda Akdeniz. Deniz görüyorsunuz. Gelince iki tünelden geçtiğimizi hatırlıyordum ama herhalde üç tünelden geçmişim. Buradan Manavgat'a gidiyorum. Önce Antalya'ya, Antalya'nın içinden Manavgat'ı, orada iki ayrı yerde ikmal yapacağım. Ondan sonra yüküm boşalmış olacak. Ardından tekrar İstanbul'a Tekirdağ'a döneceğim. Aracımda şimdi 40 ton yük vardı. Sadece 3 tonunu boşalttım. Şimdi aracımda tankerde hareketli yük olmaya başladı. Yani biraz boşluk oluştuğu için tankerde frene hafif dokunduğum zaman arkadaki dorse çekiciyi yitiyor. Yani dalgalanıyor çünkü içerideki sıvı gaz. Yani fren mesafesi daha da uzadı bu durumda şu anda. Çünkü ona göre fren yapmak lazım. Daha yavaş, daha erken fren yapmamız lazım. Çünkü frene dokunduğun an arkadaki sıvı ön tarafa yığılıyor. O boşluk oluştuğu için yitiyor aracı. Ama daha önce tam dolu olduğu için hareket edemiyor. Hareket dalgalanma boşluğu azdı. Şu anda daha geniş oldu, daha açıldı. Ve fren mesafesi arttı. Görüyorsunuz arkadaşlar, burada dağ, yani öyle bir orman ile dağ bir arada ki bu Antalya'nın yolları çok riskli yollar. Yani hem daha virajlı hem de inişli, rampalı, tehlikeli madde, ağır tonajlı araçlar bir kat daha tehlikeli oluyor. Yollar güzel ama dediğim gibi virajlı ve yokuşlu. İnişli
çok sert inişleri var. Sabahleyin Antalya'ya geldim şey tarafından, Burdur tarafından. Bayağı rampalar vardı, bayağı inişler vardı, çok böyle riskli inişler. Bu yolları ilk defa kullanıyorum. Sağ tarafımda gemi limanı, gemi ileri göstereyim böyle. Gemiler liman sanki. Dağları kaya, uçurum, şöyle dağları da göstereyim. Kalyon, kalyon. Kenarlarında duracak bir yer olsa durup çevreden şöyle güzel görüntüler belki alırım ama şu anda bir cep yok, yani bir duracak imkan yok. Araç da uzun, 6,5 metre, her yerde duramaz. Burada teleferik var arkadaşlar. Teleferiği göstereyim size. Bakın şöyle teleferikle çıkıyorlar. Trafik yoğun. Yığılma var. Evet, burada sizlerle vedalaşalım. Hem teleferiği, şuradaki konvoyu şöyle göstereyim size. Teleferikte bakın
Şöyle yaklaştırayım teleferiği. Bir videoda buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşça kalın.